Bir Başarı Hikayesi programımıza Kemerburgaz'dan Göktürk'ten sizlere sesleniyoruz. Yanımızda Kemerburgaz'da Göktürk'te sevilen simalardan, sevilen işletmecilerden Erdal Şef var. Erdal Şef, sizleri biraz tanıyabilir miyim? Tabii ki. Ben 93 yılında Grand Casino'sunda ilk iş hayatıma atıldım. 99 yılında askere gittim çalıştığım yerden. 2001'de döndüğümde Emirgan'da Meyyali Restoran'da işe başladım. 3 yıl faal olarak çalıştım. Daha sonra Etiler'e döndüm. Etiler'de Adana Yüzevler'de 14 yıl çalıştım. Daha sonra da Göktürk'te kendi yerimi açtım. Erdal Bey, bizim anladığımız buradan şu. Bu işe çekirdekten gelmesiniz. Bu işi sevgiyle, aşkla yapıyorsunuz. Bu iş ekip çalışması. Ekibiniz çok iyi. Sizler çok iyisiniz. Peki bize hani sektörle ilgili bu başarı, siz yani bir yer açmışsınız, butik bir yer, akabinde tekrar burası yetmedi. Belki yarın şubeler devam edecek. Başarı sırrı nedir? Başarının sırrı, ben yemek yapmayı, yemeği, restorancılığı çok seviyorum. İnsanlara hizmet etmekten keyif alıyorum. Burada da 14 yıllık arkadaşlarım var yanımda. Beraber ilk Etiler'de çalıştığım Adana'ya aşık olduğum için Adana restoranı kurmaya çalışıyorum. Yani elimden geleni o niyetle yapıyorum. Burada da Göktürklü de bizi çok sevdi. Biz de Göktürklü'yü sevdik. O yüzden burada bir başarı oluştu. Ama benim ve ekibimin başarı. Tabii burada ekip arkadaşlarınıza, ekibinize çok güveniyorsunuz. Bunu da zaten her fırsatta dile getiriyorsunuz bizlere. Bizler de geldik. Bizler de o güler yüzleri gördük. O ustalıkları, o maharetleri gördük. Lezzetinizi tadacağız. Eminim ki çok güzeldir. Hiç şüphem yok. Çünkü hani burada şu var. Ustamız Adana'dan gelmiş. Ustamız Adana'dan bize şalgam suyu getirmiş. Her şey yerinden. Evet, el yapımı şalgamımız. Yani tamamen iki teyzenin oluşturduğu bir şalgam bu. Bizlere de gönderiyorlar, yapıyor. Bizden de 3-5 onlar da katkı sağlıyorlar kendilerine. Peki menümüzde neler var? İnsanlar buraya geldiği zaman hangi lezzetleri tadıyor? Buraya ilk geldiklerinde, oturduklarında bizim değişmeyen işte turpumuz, teremiz, olmazsa olmazımız Adana'nın, maydanozu ilk sofraya gelen bunlar. Bizim bir de meşhur tablacı salatamız var. İlk kebabın yanında yenmesi için lahmacunu falan. Ondan sonra lahmacunla servise başlıyoruz. Yani et yemek istiyorsanız Erdal Şef diyoruz. Doğru muyum burada? Bunun yanında el yapımı şalgamımız Adana'dan geliyor. Her şey yerinden, her şey tadında güzel. Peki etlerimiz nereden geliyor? Kendi çiftliğimiz var mı? Yok, etlerimiz Eren Et firmasından alıyoruz. Tekirdağ, Eskişehir, Balıkesir kıvırcığı kullanıyor. Biz de bunlara özen gösteriyoruz. Genelde 19-17 kilo kuzuları tercih ediyoruz. Yumuşak olsun diye yani. Etlerimizi Eren Et'ten seçip alabiliyoruz yani. Peki, malum yaptığımız iş gıda satıyoruz. İnsanlara yemek getiriyoruz. Bu insan sağlığıyla da alakalı bir durum. İnsan sağlığı konusunda mutfağınız çok temiz. Açık mutfak. Zaten açık mutfakta çalışmak biraz yürek ister tabiri caizse. Bu da sizde var. Bunu gördük. Tertemiz mutfağınız var. Nelere dikkat ediyoruz? Valla hijyen ön safhada. Zaten müşterilerin gördüğü yerdeyiz. Yani bir hazırlık bölümümüz var yukarıda. Bulaşıkhanemiz var. Onun haricinde her şeyimiz burada. Müşterinin göz önünde. Yani her şeyi sunuyoruz. Hijyen olarak da en son dikkat edeceğimiz yere kadar dikkat ediyoruz yani. Peki kullandığımız yağ? Tabii asit oranı biz genelde ayçiçek yağı tercih etmiyoruz. Çok az bir şey, lahmacunlarımız yumuşak olsun diye. Onun üstüne biraz kayganlığı olsun diye, yanıcılığı hızlı pişmesini sağlasın diye biraz lahmacunda ayçiçek yağı kullanıyoruz. Onun haricinde bütün yağ ile kızaran bir kere hiçbir şeyimiz yok. Ayçiçek yağı ile kızaran hiç yok. Zeytinyağda asit oranı 0.4 ile 0.8 arası tercih ediyoruz. Genelde salata ağırlıklı olduğum için yemeklerimiz insanlara dokunmasın, yormasın. Biberlerimiz Antep'ten geliyor. Yani baharatımızın geneli Antep'ten, taze kıyım, taze çekim. Yani onun yüzden kebabımız el kıyması, satır kullanıyoruz.
incikleri sadece sinir çok olduğu için makineden geçiriyoruz. Onun haricinde hepsi satır kıyması. Erdal Şef diye şu anda yanımızda Erdal Şef müdahalelerinden Mutluhan Bey var. Mutluhan Bey, merhabalar. Merhabalar, sağ olun, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Neden Erdal Şef? Çok güzel, lezzetli, keyifli ve yani başka düşünecek bir şey yok burada. Yani Göktürk'te en keyifli yerlerden birisi. Geliyoruz, sürekli geliyoruz. Kesinlikle etinin lezzeti çok güzel. Bütün yediğim her şeyden her zaman için mutlu oldum ve dolayısıyla gelmeye devam ediyorum. Bizi keşfetsinler diyoruz. Sevgili TV8 izleyicileri, ben de sizlere kendi izlenimimi aktarayım. Erdal Şef'e Göktürk'e geliyorsunuz. Kapıda valimiz alıyor. Malum İstanbul otopark sıkıntımız var ama Göktürk'te bu yok. Vallahi Erdal Şef'teyiz. Gerçekten Erdal Şef'te biz çok etkilendik. Halen buradan ayrılamıyoruz. Mutlaka buraya gelin. Ben son olarak Erdal Şef'e bize neler aktaracak onu sormak istiyorum. Ben TV8 adına size çok teşekkür ederim. Bizi keşfedip bulduğunuz için